Fenerbahçeli Vedat Müriç için flash transfer iddiası Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya alınan Kosovalı golcü Vedat Müriç, Sarı Lacivertli takımda gösterdiği performansa nokta atışı transfer olduğunu belli etmişti. Özellikle Süper Lig'in ilk devresinde oynadığı oyun ve sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan 25 yaşındaki golcü için flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Yıldız golcüyü transfer etmek için 7 kulüp sıraya girdi. İşte Mürit'i isteyen takımlar ve transfer detayları. Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi. Sarı sezonun ikinci yarısından itibaren yaşanan kötü gidişat ile şampiyonluk potasından hızla uzaklaşırken gelecek sezonun kadro planlamasına yoğunlaştı bile. 2020-2021 sezonuna yeni teknik direktörü, teknik kadrosu ve yeni oyuncularıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe rotasını şampiyonluk olarak belirleyecek ve son kurşununu atacak. Yaşanan bu gelişmeler bir kenara. Önceliğini yaz transfer sezonunda kaynak yaratmaya ayıran Sarı Kanarya, elindeki değerli oyunculardan vazgeçecek. Bu yöntemle hem mali krizden uzaklaşmak hem de FFP kıskacında rahatlama yaşamak isteyen Sarı Lacivertlere müjdeli haber geliyor. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe saflarına katılan Vedat Muriç, attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken takımını da sırtlayarak 3 puanı Fenerbahçe'nin hanesine yazdırıyordu. Adı sıkça dünya devleriyle anılan Vedat Müriç için yapılan haberde bu kez en ciddi olan kulüpler listelendi ve sürpriz ekipler de bu listede yer aldı. Haberin detaylarına yer verilen bilgilerde Kosovalı golcü için sıraya giren takımlar listelenirken aynı zamanda Fenerbahçe'nin oyuncusu için istediği net miktarda oyunculara aktarıldı. İşte Fenerbahçeli Vedat Muriç'e talip olan o takımlar ve sarı lacivertlerin istediği rakam. Manchester United, Lazio, Juventus, Tottenham, Napoli ve Frankfurt. Öte yandan Fenerbahçe yaz transfer sezonunda Vedat Muriç'i 7 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor. Vedat Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktı 29 karşılaşmada 15 gol, 6 asistle oynadı. Galatasaray'dan sürpriz transfer Fatih Terim 20'lik yıldız istedi. Sezonun ilk yarısında yarıştı tüm kulvarlarda istediği sonuçları alamamasının ardından ikinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen ve aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmaları hız kazandı. Koronavirüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat olarak değerlendirmek isteyen Sarı Kırmızılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in istediği 20'lik yıldız için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri. Dünyayı etkisi altına alan malum salgın nedeniyle ara verilen ligde bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Sarı Kırmızılar takımdaki 30 yaş üstü bazı oyuncuları gönderip yerlerine genç yıldızları kazandırarak kadrosunu güçlendirmeye hedefliyor. Kış transfer döneminde de bu stratejiyle hareket eden ve Onyekuru, Saraçi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom gelecek sezon içinde aynı stratejiyi uygulayacak. Bu amaçla hem genç oyuncuları takıma kazandırmak hem de yerli rotasyonu genişletmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda birincilik ekiplerinden Balıkesir Spor'da oynayan 20 yaşındaki Anıl Başarı'nın transferi için harekete geçti. Kontratı sezon sonu bitecek genç forvetin salgın hastalık öncesi Galatasaray yönetimiyle görüştüğü ve anlaşma sağladığı öğrenildi. 27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesir spor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Balıkesir spor formasıyla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta 1947 dakika görev olan golcü oyuncu 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. Türkiye, U20 milli takımının da da formasını giyen 20 yaşındaki oyuncu, milli formayla çıktığı bir maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan genç futbolcu, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonuna kadar erecek. Alex de Souza'dan Flash Galatasaray sözleri. 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertli forma altında gösterdiği performans adına efsaneler arasında yazdıran Alexe Souza, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico'nun YouTube kanalına konuk oldu. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbiler hakkında konuşan Brezilyalı eski yıldız, bilmeyenlere Fenerbahçe-Galatasaray derbisini anlatmak da çok zor. Gördüğüm tartışmasız bir numaralı derbi. Fenerbahçe Galatasaray maçları gerçekten inanılmaz. Derbiden bir hafta önce iki takım da başka rakiplerle oynuyor. Ama kimse o maçları konuşmuyor dedi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmuyor. Brezilyalı efsane Zico da Kanal Zika 10 adlı YouTube kanalında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor birçok futbolcuyu, teknik direktörü ve spor insanını kanalında ağırlayan Zico'nun son konu Türkiye'nin yakından tanıdığı ve Fenerbahçe formasıyla taraftarın gönlünde tat kuran Alex de Sozo oldu. Zico, Alex'e kısa sorular sorarken çarpıcı yanıtlar aldı. Hangi stad daha iyi? Estadio Cota Pereira mı? Palestra Italia mı? Mineiro mı? Sorusuna Alex hiçbiri Şükrü Saraçoğlu yanıtını verdi. Bana göre dünyanın en büyük çekişmesi Fenerbahçe Galatasaray diyen yani Zico'ya Alex'in cevabı ise şu şekilde oldu. Bilmeyene Fenerbahçe Galatasaray'ı anlatabilmek çok zor. Gördüklerim arasında tartışmasız bir numara. Fenerbahçe Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan bir hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor, düşünmüyor. Ve Zico oyuncularına bu maçtan önce başka bir maç olduğunu anlatmak zorunda. Tansiyonu yüksek birçok derbi oynadığını belirten Alex, "Palmeiras, Corinthians, terbisi dahil çok büyük ma maçlar oynadım. Hiçbir Cori Corinthians taraftarı bana bir şey atmadı. Galatasaray'a karşı oynadığımızda bize atılan en ufak şey koltuklardı." açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisi oynayacak olsa bile umurlarında değildi ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için pusuda. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen ve iki oyuncuyu da renklerine bağlayan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle yaz transfer döneminde iki isim için karşı karşıya gelecek. Sarı sözleşmeleri bitecek olan Sivas Spor'un iki yıldızının Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın istatistiklerini inceliyor. Transfer döneminde büyük savaş bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Vedat Müriş'in transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray bu sezonda Demir Grup Sivas Spor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Sarı kurmayların iki oyuncunun istatistiklerini incelemeye aldığı konuşuluyor. Sivasspor'un şampiyonluk potasında yer almasında önemli rol oynayan Mert Hakan ceza sahası dışından en fazla şut atan, en fazla kilit pas veren ikinci oyuncu. Emre Kılınç ise en fazla kilit pas veren ve kontra atakta en fazla şut atan oyuncu olarak dikkat çekiyor. İkisi de 25 yaşında olan ikilden Mert Hakan Süper Lig artı Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 10 gol artı 4 asist üretirken Emre Kılınç ise 8 gol artı 6 asistli katkı sağladı. Kanatlarda ve oyunu çözecek adam konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin yerli ve yerli olma avantajına da sahip olma olan iki oyuncu için gelecek raporlar ışığında teklifte bulunması bekleniyor. Öncelikle hedefin ise Emre Kılınç olduğu ifade ediliyor.